Merhaba, bu dersimizde MEP nesnesinin uygulamalarını inceleyeceğiz ve uygulamalar yapacağız. Bunun için daha önce yazdığım bir makale üzerindeki örneği gerçekleştireceğim. 2016'da yazdığım bir makalede şöyle bir MEP uygulamasını görebilirsiniz. Burada şehirler üzerinden bir işlem yapılıyor, bir MEP oluşturuluyor. Sonradan bunlara değer ekleme, değer silme gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Mesela burada delete var vesaire gibi. Şimdi bu örneği yapacağız. Bu örneğimiz için Visual Studio kodu açıyorum. Ve öncelikle bu nesneyi nasıl oluştururuz? Map nesnesini. Ona bakalım. Bunun için birinci yöntem dediğimiz myMap nesnesini oluşturma yöntemine bakalım. Make ile yapıyoruz gene. Make map. Map'in key'inin yani anahtarının tipi integer olacak. Anahtarın karşılığındaki değerin tipi de string olacak dedim. FMT println ile my map'i ekrana yazdırıyorum. Bakın içerisi boş bir şekilde çünkü içinde bir veri yok. Sadece nesne örneği üretildiğini görüyorum ben burada. Bir sonraki adımda da ya da o da kalsın. My map diyorum ki burada bir key var. 43 değerine sahip bir anahtar. Bunu istediklerinde for değerini döndür. Bir de 12 var. Bunu da yazarlarsa, isterlerse bar gönder. FMT print line tekrar. Şimdi bakalım. Bakın önce boştu, sonra 43 for, 12 bar şeklinde ayrı ayrı bana bunların değerlerini getirdi. Key value pair olayı. Onun da yazılışını şöyle yazayım. Key value pair deniyor. Şimdi ikinci yönteme bakacağız. Bu basit anlamda kalsın. Birazdan kalabalık hale gelince kaldırırız. Şimdi States adında bir nesne oluşturuyorum ve bir map oluşturup anahtarının da value sonunda string olduğunu belirtiyorum. Sonra bunlara değer ataması gerçekleştiriyorum. Ist kod adı ist. Verisi de İstanbul. State ANK eşittir Ankara verisine sahip. State ANT verisi Antalya. Bunlar yeterli. Şimdi ekrana yazdıralım bunları. States nesnesini ekrana yazdırıyorum. Şurayı da artık siliyorum. Burayı da temizliyoruz. Temizlemeden. Evet. Baktığımızda IST İstanbul, ANK Ankara, ANT Antalya olarak veriyi başarılı bir şekilde elde edebildik. Peki şöyle bir isteğimiz var. Şehir listesinde ANT anahtar adına sahip veriyi elde et. ANT'nin Antalya verisini elde etmem gerekiyor. Bunun için yeni bir nesne oluşturayım. Antalya States ANT
Onun veriyi elde ettiğinde de şuraya yazsın. Gün Antalya. Bakın burada seçili şehir Antalya olarak bunun value'sunu getirdim. Çünkü siz buna anahtar verdiğinizde o otomatik olarak size bunun verisini dönecektir. Peki şimdi de silme işlemi yapalım. Bu da bir liste sonuçta. İsteğimiz şöyle. ANK anahtar adına sahip veriyi sil. Bunu silmek için de delete fonksiyonumuz var. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın map, map diye bir nesne alıyor. Tamamen bunun için tasarlanmış. Map type A, type B vesaire. Buna tipi veriyorum. Bundan bir şey sileceksin diyorum state'den. Bu listeden. ANK'yi sil ve FMT print line ile states'i tekrar yaz. Biz de silindiğini görelim. En sonda şöyle bakıyoruz. Üstte ANK Ankara vardı. 3 tane eleman vardı ama burada sadece İstanbul'la Antalya var. Yani silme işlemi başarılı. Peki bir tane de ekleme işlemi yapalım. Eklemede de gayet basit bir mantık. Şu şekilde mesela bir key veriyorum. ERC. Diğerini de Erzurum olarak verdim. Şimdi de bunları döngü ile göstermek istiyorum. For k virgül v, yani key virgül value. Neyle göstermem gerekiyordu bunu? Tabii ki range. States'in içerisinde dön. Her item'ı bana göster. FMT print len yüzde v, iki nokta üst üste yüzde v yazdıktan sonra da alta in k virgül v. Bunu da yazdık. Çalıştıralım. Bakın şurası. K ve V'yi şu şekilde. Şuradaki placeholder'ların çalışmama nedeni bunu yanlışlıkla print len yapmışız. Print F olarak print format şeklinde yapınca. Şimdi daha temiz bir şekilde. Bakın İST İstanbul, ERZ Erzurum, ANT Antalya şeklinde bu sonuçları elde edebildik. Şimdi devam edelim. Devam etmeden önce şurayı siliyorum. Çok fazla veri çıktısı oluştu. Bir diğer isteğimizde states map nesnesinin elemanı adedince kapasiteye sahip bir key listesi oluştur. Bunun için de keys diye bir nesne oluşturuyorum. Öncelikle diyorum ki make fonksiyonunu çağır ve string tipinde bir slice oluştur. Len diyorum ki states'in kapasitesi kadarlık bir string slice oluştur. Ondan sonra i küçük eşittir 0 for k. K ve v'yi yazmıyorum, dikkat edersiniz. Şu an için key'lerle ilgilendiğimden dolayı bunu yapmıyorum. States keys k'yı yukarıda oluşturduğum keys isimdeki
listeye ekle her döngü sırasında. Ondan sonra da i artı artı diyorum. Ve buradaki örneğimiz de şimdilik tamamlanıyor. Çalıştırdığımızda da tabii bununla ilgili herhangi bir işlem yapmadık. Şöyle yaparsam fmt.println keys dersek evet, son olarak da şöyle bakarsak dikkat ederseniz states'ten sonra Erzurum ekledikten sonra gene bu sefer de şunu yaptık. Bizim bir states adında bir map'imiz vardı. Ama o map içerisinde hem key vardı hem de value vardı. Biz bunların içerisindeki bu map'in içerisindeki key'leri aldık. Key'leri bir listede tuttuk burada. Ondan sonra da bunları ekrana yazdırdık. Nasıl oldu bu? Dikkat ederseniz keys diye bir nesne oluştururken ben string slice'ı oluşturdum ve dedim ki bu string slice'ı states adındaki map uzunluğunda, eleman sayısında olacak bunun kapasitesi. Oluştuktan sonra da states yani map içerisinde bir döngü oluşturdum. Map'i dönecek bir döngü oluşturdum bu range ile. Sonra şu k bize key'leri veriyordu hatırlarsanız. Hatta şu şekilde yapınca da value'yu da v ile alabilirdik mesela. Ya da value fark etmiyor. Ama biz sadece key'leri istediğimiz için şurada oluşturduğum key listesine döngünün her indeksine her döndüğünde her indekse bir tane key atayacak şekilde döngü oluşturdum ve döngüyü bir artırdım. Sonunda da buradaki key'leri elde edebildik. Küçük bir son isteğimiz daha. Burada da key listesindeki indeks değerlerine göre states isimdeki map nesnesinde bulunan şehirleri yazdıracağız. Bu da çok basit. I küçük eşittir range key'ler arasında dön ve fmt print line states köşeli parantez case'lerin şöyle tekrar göstereyim. Burada bir map var. States map'imiz. Ben buna diyorum ki şu key'in value'sunu vereceksin. O key nedir? Case'lerdeki keys nesnesindeki i'inci eleman. Haliyle her döndüğü zaman şurada bir key üretecek. O key de states map'inin bir key'ine denk gelecek. O da bize ilgili key'in değerini getirecek. Ve gördüğünüz gibi bunları da elde ettik.